Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar yorumuna hoş geldiniz. Borsa bugün devre keserek kapattı. Kötü oldu tabii ki. Sonradan girmiş olan yatırımcılar için özellikle. Önceden zaten almış olanlar da kârdan zarar etmiş oldu. Borsanın satışa döndüğünü ben söylemiştim. Yani bütün göstergelerin sata döndüğünü. Ancak yarın sabaha da bir bakalım demiştim. Bir gelişme oldu burada. SPK'nın bir açıklaması oldu. SPK'nın açıklamasından benim anladığım bazı piyasada manipülasyon yapmak isteyen ya da şu anda yapan bir takım kötü niyetli kişiler var. SPK bunların farkında fakat henüz belki dosyasını tamamlayamadı. Bunu da bir işte mahkemeye yani savcılığa suç duyurusunda bulunamadı ama yakındır diye düşündüm. Piyasaya biraz güven vermesini bekliyordum bunların ve biraz kendim de bekledim. Saat 10 yani 2 saat bekledim. 10'da açıldı borsa, 12'ye kadar bekledim ama baktım düzelme yok. Bütün göstergeler sata dönmüştür diye zaten Twitter'dan duyurdum. Yani burada beni yanıltan şey şu oldu. O %7'lik düşüş, bunun arkasında bir şey var dedik. Hakikaten halen de olabilir. Yani SPK'nın bu açıklamalarından sonra bu kötü niyetli kişiler varsa bunlar bulunabilir, ortaya çıkartılabilir. Ve ondan sonra da zaten ne olduğu anlaşılmış olduğu için borsanın tekrar yukarı gitmesini beklerim. Böyle bir şey varsa eğer. Kötü niyetli kişiler derken şöyle bu işlem yoluyla piyasa dolandırıcılığı birisi gelmiş açığa satmış da piyasayı düşürmüş olayı değil arkadaşlar. Yani bazı insanlar bugün bunu ben gördüm anlamıyorlar. Yani çıkarken iyi de işte satar düşerken mi kötü niyetli falan diyenler vardı. Başka insanlar da belki bunu anlamayabilir diye burada izah etmeye çalışayım. Yani işlem yoluyla piyasa bozucu bir eylem yapmak burada çok farklı şekillerde olabiliyor. Sadece bir kişi, iki kişi değil, bir büyük bir grup halinde yapabiliyorlar. Bu bazen büyük bir işlemle de olabiliyor. Yani yüklü bir satışta da olabiliyor. Bazen de fiyatı oynatacak küçük bir satış da olabiliyor. Mesela kademelerin altının boş olduğunu gördüğü yerde açığa satıyor. Ama bunu hep birlikte yapıyorlar. Böyle bir düşürüyorlar. Ondan sonra piyasayı bozuyorlar tabii ki. Bakıyorlar öyle bir şey var mı yani. Piyasada kademenin altının boş olduğu falan. Buna benzer şeyler. Yani burada birlikte hareket etme olayı var. Olmayan bir piyasa varmış izlenim var. Mesela emir giriliyor, emir iptal ediliyor. Orada işte bir şey var zannediyor insanlar. Ama o kademe boşaltılıyor falan. Birçok yolu var yani. Bu karışık bir iş. Yani öyle bir adam içeriden bilgiyi almış, ondan sonra gitmiş, almış, satmış, para kazanmış gibi basit bir şey değil. O yüzden de biraz zamana ihtiyacı olabiliyor SPK'nın bu gibi durumlarda. Efendim işte şu kurum yapıyor, işte bu kurum borsaya para girişi var dedi. Sonradan işte bilmem ne en çok satıcı oldu falan gibi şeyler de söyleniyor. Bu da yanlış. Çünkü o kurumda çalışan belki araştırmadaki birisi bakıyor hakikaten para girişi olduğunu düşünüyor. Onu yazıyor ve o kurumun da müşterisi geliyor bu satışı yapıyor. Onun üzerinden bu satışı yapıyor. Kurumun da burada yapacak bir şeysi yok. Müşterisi satıyor çünkü zaten. Buradaki en büyük yanılgı budur. Yani hep kurumun efendim araştırması al diyormuş ama kurumun kendisi satıyormuş. Bak işte nasıl tezgah yapıyorlarmış falan gibi böyle ipe sapa gelmez şeyler hep konuşulur bu piyasada. Alakası yoktur efendim. Kurum kendi hesabını alıp satmıyorsa, müşteri ise bu. Bunun tabii ki tam tersi olabilir. Yani bu kurum bir kere yani bir patronu var mı? Bu patron kendisi de borsada bir işlem yapan bir adam mı? Buna bakmanız lazım yani. Öyle bir şey yoksa zaten kurumsal yapıda olan bir şeyse bu kendi namını alıyor satıyor demek de çok saçma oluyor maalesef. Patronu da bu arada olması demek. Patronun da borsada işlem yapıyor olması demek. İlla ki kötü niyet aranmasını da gerektirmiyor yani. Adam belki alıyor tutuyor işte al sat yapmıyor. Nereden biliyorsunuz yani? Demem odur ki eğer bu manipülasyon nedeniyle düşmüşse bunu da SPK yarın öbür gün bulur. Bu borsa tekrar çıkar. Çünkü temelde evet bazı hisseler artık değerine ulaşmıştır. Ama bazı hisseler halen daha ucuzdu. Paranın da gidebileceği TL'nin
TL olarak tutulacaksa bu varlık, gidebileceği başka bir yer yok. Zaten borsa var. Yani öbür türlü zaten TL'yi tamamen terk ediyor adam, işte gidiyor kendisine ne bileyim yurt dışı borsada yatırım yapıyor, altın alıyor, gümüş alıyor, dolar alıyor, sterlin alıyor vesaire yani. Ama TL'de kalıyorsa burası var, başka da bir yer yok. Bu bir manipülatif bir şeyse ortaya çıkar, bulunur, bu piyasada yukarı gider tekrar. Ama bunun arkasında beni korkutan, yakın bir zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması falan gibi bir siyasi olay varsa, o zaman hepimize geçmiş olsun. O zaman toparlanırız. Yani toparlansa bile yükselişler satış fırsatı olur. O saatten sonra işler çok karışır. Böyle bir şey olmasını da ben bekliyorum. Ama bugün yarın olmasını beklemiyorum doğrusu. Yani bu kadar çok sık konuşulduğu bir ortamda göstere göstere de yani Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum mu atanacak? Belki biraz üzerinden vakit geçmesi beklenmesi gerekir, değil mi? Bilmiyorum yani. İşin o tarafı kötü ama kötü. Çünkü burada bazı insanlar bunu anlamıyorlar. Yani diyorlar ki ne yapayım yani, kayyum atanmasın, bir ortada bir suç varsa. Yani atansın atanmasın olayı değil. Bakın, bu bir güven kaybı yaratır borsada. İster istemez yaratır yani. Çünkü yaklaşık 4 milyon 700 bin kişinin oyu var. Yani ben buraya kayyum atıyorum da bu adamın yardımcısını kayyum atıyorum dediği zaman bile sıkıntı var, ama bir de başka bir partiden, başka bir şeyden birisinin gelmesi yani korkunç bir şey borsada güven açısından yani. O kötü olur. Onun dışında aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani çok yükseldi de o yüzden düşmesi gerekirdi. Bakın işte çok yükselmiş. Satış olmuş işte şu Eylül'de, değil mi? Böyle bir mumlar olmamış. Ya da bu hareketli ortalamaya bakalım. Hareketli ortalamanın altına inmiş mi eskiden? Bakınız. Tabii ki indiği oldu. İşte şurada şu şekilde Covid zamanında böyle korkunç bir iniş oldu. Sonradan toparladı. Yani işte şurada Naci Ağbal görevden alındığı zaman böyle korkunç bir düşüş oldu. Sonradan toparladı. Şimdi bakın, hepsinden neredeyse daha kötü. Yani Covid zamanlarındaki gibi sert bir düşüş var. Böyle bir Covid falan var mı şu anda? Yok yani, değil mi? Ve şu şeylere de katılmıyorum şu anda. Onu da söyleyeyim yani. Buraya gelinceye kadar 2020'de, 2021'de, 2022'de borsada uzun vadeli yatırımcı olun, uzun vadeli yatırımcı olun, şirketlerinize güveniyorsanız tutabilirsiniz falan diyordum. Bu sefer şirkete güveniyorsunuz bile. Eğer bu iş siyasi bir gerilim nedeniyle ne oluyorsa, o zaman tutun demem. Çünkü çok daha düşük seviyelere gitme ihtimali beni korkutuyor. Ben kendim tutmam yani, öyle söyleyeyim. Öyle bir ortamda. İşte günlükte de nereye kadar sattılar? Şuradaki şu 8 Aralık'taki dibe kadar sattılar. Ve biz mesela burada bir düzeltme başlıyor demiştim ben. Fakat ondan sonra düzeltme kısa sürüp tekrar yukarı gitmeye başlamıştı. Yani dedik biraz daha şöyle aşağı gelseydi 4450'ye falan, sonra gitseydi daha sağlıklı olurdu. Şimdi mesela bu sağlıklı bir düşüş değil yani. Sağlıklı değil. Çünkü neden böyle oluyor? Niye %7 düşüyor falan? Bunlar bilinmiyor. Bunlar sağlıklı şeyler değil. Dilerim ki bu iş manipülasyon gibi bir nedenden olmuş olsun ve SPK bunları bulsun, ortaya çıkarsın. Şimdi daha önceden de yaptığı gibi yaptılar yani, buldular, ortaya çıkarttılar ve bu işler de geride kalsın yani ve biz yolumuza bakalım. Siyasi bir gerilimden olursa geçmiş olsun diyoruz sadece. Böyle yani. Peki buradan çıkan insanlar, biz buradan çıkalım da parayı ne yapalım diye soruyorlar. Şöyle bakın, haftalıkta da altına geçmiş oldu. Uzun zamandır geçmiyorduk. Şöyle en son 2021 Ekim'inde üstüne çıkmıştık. Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla altına inmiştik. Şöyle şurada ve burada da 2021 Ekim'inde üstüne çıkmıştık. Bir daha da bunun altında böyle bir kapanış olmamıştı. İnmişti, tekrar yukarı çıkmıştı mesela şu Şubat ayında. Bir daha da böyle bir şey olmamıştı. Şimdi indi. Tekrar üstüne çıkabilmesi için 5100'ü geçmesi gerekiyor. Yani
Nereden alınır derseniz, buradan tekrar alınır mı? Şöyle takip ediyorum ben yani. Şu 15 dakikalıkla takip ettiğimizde, bakın hep bu 15 dakikalığın altında kalıyor pazartesi gününden itibaren. Bunun üzerine çıkabilmesi için bir kere 4925 şurayı geçmesi lazım. 2 saatlikten takip edelim desek, o zaman 5100'ü falan geçmesi gerekiyor. Şu 5096 ya, orayı falan geçmesi gerekiyor. O zamana da tabii yani 5100'ü geçmesi demek zaten %7,5 çıkması gerekiyor. Çok da manalı bir şey değil yani bu 2 saatliği beklemek böyle bir ortamda. Çünkü çok sert olmuştu. İşte saatliği falan bekleseniz o da çok belirleyici değil. Burada o yüzden ben 15 dakikalığa bakıyorum. Yani 15 dakikalık diyor ki size, tamam yani bu 4906'da şu anda. Yani bu 4900 geçiliyorsa, şu dirençle karşılaştıkta geri geldi, 4923 falan geçiliyorsa güzeldir. O peki buradan bakıldığında nasıl gözüküyor? Buradan bakıldığında yaklaşık %4'lük bir yükseliş gösteriyor. Hemen gelirse %4'lük, ne ala, gelmeyip de biraz yavaş giderse o zaman daha aşağılara gelir hareketli ortalama. O zaman daha düşük bir seviyeden de girebilirsiniz derim, ama şu anda denebilecek başka bir şey yok borsa konusunda. Alayım mı satayım mı konularında ben sistem size sata döndü diyorum. Beklentilerimi paylaşıyorum. Gerisi size kalmış bir şey. Ben size alın satın dediğim zaman bu yatırım danışmanına giriyor. Onu burada yapamıyoruz. Şimdi gelelim yurt dışına. Yurt dışında da zaten ne söyleyecektim? Altın. Altında şöyle bir uyumsuzluk var. Negatif uyumsuzluk var. Buradan altın gelebilir. Geri gelebilir. 1876'da zaten kritik bir seviyeydi. Yani bir direnç seviyesiydi. Şimdi altında olay yarınki Amerika verisine bakıyor. Yarın Amerika'da enflasyon açıklanacak. Enflasyon beklentiler dahilinde veya beklentilerden daha düşük gelecek olursa, bu negatif uyumsuzluğa bakmaz, bu piyasa yukarı gider. Neden negatif uyumsuzluğa bakmaz? Onu da söyleyeyim. Negatif uyumsuzluk bir tepe oluşmasıyla oluşuyor. Yani bir tepe var, ondan sonra bir tepe daha var. Eğer burada fiyat yukarı gidiyorsa, burada asıl olan fiyattır, gösterge değildir. O zaman göstergede bir tepe oluşmamış olur zaten. Yani tepe ancak bir yükseliş olmuştur, göstergede geri gelmiştir. Yükseliş olmuştur, geri gelmiştir. Ve o geri geldiği noktadasınızdır siz. Önceden birkaç periyot evvelden geri gelmiştir falan, o bir şey ifade etmez o kadar. Orada o zaman oluşur o düzeltme ya negatif uyumsuzluk. Ama fiyat yukarı gidiyorsa sürekli, yani orada enflasyon verisi sonucunda fiyat böyle bir güçlü bir şekilde yukarı gidiyorsa, zaten uyumsuzluk da bozulur çünkü o zaman tepe yoktur. Yani çok da böyle burada bir uyumsuzluk var, düşecek anlamına gelmiyor. Birçok böyle teknik analizle uğraşan bana yazanlar oluyor. Burada negatif uyumsuzluk yok mu? Burada negatif uyumsuzluk yok mu? Yahu yok. Tepe olması gerekiyor. Şimdi burada var ama. Çünkü nasıl oldu? Bak, bir ikinci mum aşağıda ama üçüncü mum burada yukarı doğru olursa tepe olmaz. Burada mesela varmış. Nasıl olmuş? Aşağı geliyor. Burada pozitif uyumsuzluk. Bundan sonraki mum yukarıda. O zaman oluşuyor. Bu düşünceye kadar bu devam eder burada zaten. İşte bu şekilde anlamanız gerekiyor. Yani teknik şu anda dirençteyiz. Bir şey söylemiyor. Yarınki veri pozitif olursa piyasa için altın ve gümüş buradan yukarı gidecek. Düşüş olursa, yani negatif uyumsuzlukla devreye girdi, daha aşağılara geldi, alım fırsatıdır. Bekleriz bir iki gün. Alınır buradan tekrar derim. Önceden aldıysanız elinizde tutun derim. Bu şekilde yani altın da, ben pozitifim. Pozitif görünüm altında devam ediyor. Onu söyleyeyim. Çünkü neden? Amerikan 10 yıllıklarda da düşüş devam ediyor. İşte şöyle görüyorsunuz. Hareketli ortalamanın altına tekrar geldi. Buralarda tepki yükselişi yapmıştı. İşte haftalıkta da 3,5 üzerinde destek bulmaya çalışıyor. Yani bu enflasyon verisi beklentilerden daha düşük falan gelecek olsa, bu burayı kırar yani. Kırar ve ondan sonra 3,2'ye doğru
devam eder önümüzdeki haftalarda da. Altın gayet güçlü bir şekilde çıkar. Hatta gümüş daha da çıkar böyle bir ortamda. Dow Jones tarafında benzer şeyleri söyleyeceğim. Sadece Dow Jones tarafı daha güçlü. Hareketli ortalamaya kadar geldi. Oradan bakın haftalıkta yukarı döndü. Geçen hafta ala döndü. Tekrardan bu hafta da yükseliş sürüyor. Günlükte de ala döndü. Hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Düşüp tekrar buradan destek bulup geldi. Şimdi bu 33.817, burası kritik bir yer demiştik. Ona da dememizin sebebi biraz da şundan kaynaklı. İşte şu şekilde bakıldığında daha evvelden buralarda destek direnç olarak çalışmıştı. İşte şurada, burada asıl Ağustos ayında. Daha sonra da burada Ichimoku vardı. Şimdi bu Ichimoku'yu buradan geçiyoruz biz. Bunun üstüne çıktık. Bu böyle 35.492'ye gider. Veri istediğimiz gibi gelecek olursa güzel olur. S&P 500 tarafında en azından hareketli ortalamaya kadar gideriz. Yani 4.000'lerin üzerine tekrar çıkarız diye düşünüyorum. Şöyle. Oralardan tekrar bir daha hareketli ortalamadan dirençle karşılaşır mı diye bakarız. Beklentimiz, yani beklentim burada benim. Fed'in iki defa daha faiz artışı yapması, enflasyonun daha da düşmesi, ondan sonra Fed'in faizlerinin de altına inmesi enflasyonun ve Fed faizlerinin altına inince enflasyon, bu resesyon endişeleriyle ilgili bir takım verilerin de gelmesiyle, yani ekonomi için kötü verilerin gelmesiyle Fed'in üzerinde daha fazla baskı oluşması ve erken faiz indirimlerine başlamasıyla borsalarda ve değerli metallerde ciddi bir yükseliş gelmesi şeklinde, işte bugünlük de bu kadar.